Durum bu. Dünkü uçak saldırısında zor kurtulduk. Saklandık. Etraf hep böyle. İyi saklandık yani. Son videosu buydu Samandağ şehidinin. Bu görüntüleri kaydettikten bir gün sonra İdlib'deki hava saldırısında şehit düştü. Durum bu. Dünkü uçak saldırısında zor kurtulduk. Saklandık. Etraf hep böyle. İyi saklandık yani. Yine bir hava saldırısından korunduğunu anlattığı video son videosu oldu. Bunun hemen ertesi günü İdlib'de şehit düştü Ali Emre Fırıncıoğulları. Durum bu. Dünkü uçak saldırısında zor kurtulduk. Saklandık. Etraf hep böyle. İyi saklandık yani. Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın İzmir'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı. Torbalı Kaymakamı Ercan Öter ve askeri yetkililer ilçede şehidin amcası Firuz Fırıncıoğulları'nın evine gelerek burada bulunan baba Remzi Fırıncıoğulları'na acı haberi verdi. Şehidin yakınlarını askeri yetkililerle mahalle sakinleri teselli etti. Şehit Fırıncıoğulları'nın amcasının bulunduğu eve ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Hem İzmir'deki hem de Hatay'daki evde yas var. Şehidin ailesinin İzmir'in Narlıdere ilçesinde ikamet ettiği baba Remzi Fırıncıoğulları'nın ziyaret için ağabeyine geldiği, anne Münteha Fırıncıoğulları'nın ise Bursa'da bulunduğu belirtildi. Samandağlı şehit Ali Emre Fırıncıoğulları cumartesi günü ikindi namazının ardından memleketi Samandağ'da Çiğde'de Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Samandağ İlçe Teşkilatı da yayımladığı bir yazılı açıklamayla aileye başsağlığı diledi. İlçe Başkanı Yusuf Kimyon imzası taşıyan açıklamada Ali Emre Fırıncıoğulları'nın ailesine başsağlığı diliyoruz. Suriye ile tırmanan bu gerilimin bir an önce sonlandırılması ve de savaşın son bulmasını talep ediyoruz dendi. Ayrıca Samandağ'daki etkinlikler de iptal edildi. Bayarslan Sanat Merkezi Yönetim Kurulu 28 Şubat'ta Dodan konserinin iptal edildiğini duyurdu. Sosyal medya fenomeni Meriç Gültekin de Hasan Fisto 2 filminin galasını erteledi. Cumartesi günü yapılması planlanan gala ileri bir tarihe ertelendi.